Çok teşekkür ediyorum. Önceki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisimizin, Gazi Meclisimizin kıymetli başkanı, yine beraber yol yürüdüğümüz şehirlerimize, memleketlerimize hizmet ettiğimiz kıymetli başbakan yardımcımız, değerli milletvekillerim aramızdalar. Yine burada Bahçeli Evler'in misafiriyiz. Burada çalışkan kıymetli belediye başkanım, Işık Hanımefendi ve burada bizimle birlikte olan Rumeli ve Balkan coğrafyamızın kıymetli dernekleri, derneklerinin kıymetli başkanları, vakıf başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Balkanların, Rumeli'nin, Trakya'nın vatanperver, cefakar, vefakar insanları, evladı Fatiha'nın torunları, Bilge İhsan Aliye İzzet Begoviç'in dava ve yol arkadaşları, aziz İstanbullular, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Bahçeli Evler'in yanında olacağız inşallah. Hakan Başkanım'la, ilçe başkanımla, tüm kardeşlerimizle birlikte inşallah Bahçeli Evler'in yarınları için mücadele edeceğiz. Siz kıymetli kıymetli kardeşlerimizin şahsında tüm Rumeli'yi, Balkanları, gönül coğrafyamızın dört bir köşesini buradan Bahçeli Evler'den yürekten selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz. Dün coşku dolu bir gün yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde yüz binlerce İstanbullu kardeşlerimizle buluştuk, kucaklaştık. Şimdi de gönül coğrafyamız olan Rumeli ve Balkanların güzel insanlarıyla bir aradayız. Rabbime bizleri böylesine güzel bir atmosferde buluşturduğu için hamd ediyoruz. Ve Allah birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Ben bu vesileyle Türkiye olmazsa Balkanlar olmaz, Balkanlar olmazsa Türkiye büyük olmaz diyen şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının yıl dönümünde şehidimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Kardeşlerim, bizim Balkanlarda yüzlerce yıllık tarihimiz ve ecdadımız orada, bütün o Balkanlarda inşa etmiş binlerce eserimiz var. Ve Osmanlı'nın bir çınar gibi büyüdüğü Balkanlar her zaman ana vatan olmuştur. Bu yüzden Türkiye ve Balkanlar ayrılmaz bir bütündür. Bizim Balkanlarla ortak tarihimiz var, mazimiz var ve elbette ortak bir istikbalimiz var. Ama yıllarca bu kadim coğrafyada Arnavutluk'tan Makedonya'ya, Bulgaristan'dan Yunanistan'a, Kosova'dan Bosna Hersek'e kadar birçok bölgede çok büyük acılar yaşadık. İşte Bosna'da 250 binden fazla kardeşimiz, gencimiz, evladımız şehit oldu. O yıllarda Boşnak kardeşlerimiz çok ağır baskılar ve zulümler gördüler. Soykırıma uğradılar. Kanaat önderleri, hocalar, alimler, siyasetçiler hapse atıldı. Yüz binlerce insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. İşte bugün aramızda bulunan Bilge Kral Aliye ve onun
dava arkadaşları, yol arkadaşları aslında bunun en yakın şahidi. İşte bu yüzden ne zaman Balkanlar, Rumeli bir sıkıntıya düşse yüreğimiz dağlar. Ve hepimizin Türkiye'de içi yanar. Bu yüzden biz hepimiz biriz, beraberiz. Balkanların, Rumeli'nin, Trakya'nın, Boşnakların, Arnavutların, burada Pomakların kaderini hep birlikte bir görüyoruz. Beraber görüyoruz. Ve o yüzden diyoruz ki acınız acımız, kederiniz kederimiz, kaderiniz bizim kaderimizdir. İşte merhum Aliya'da vefat etmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımıza bu topraklar evladı Fatihan'dır. Bu yüzden bu topraklar size emanet demiştir. Evet, bu topraklar bize emanettir. Bu topraklar Türkiye'ye emanettir. Ve biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Kardeşlerim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi az önce kıymetli başkanım da ifade etti. Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır. Biz bu aziz hatıranın farkındayız. Geçmişte kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi nasıl muhafaza ettilerse bugün de toplumumuzun çimentosu niteliğindedir. Onun için İstanbul Üsküp'tür. İstanbul Saraybosna'dır. İstanbul Gümülcine'dir, İskece'dir. İstanbul aslında tüm Balkanların özetidir. Burası hepimizin ana vatanıdır. Biz hepimiz burada büyüdük. Burada kızımızı gelin ettik. Oğlumuzu burada askere gönderdik. Acılarımızı, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı hep burada yaşadık, burada paylaştık. Kardeşlerim, işte biz böylesine aziz, böylesine mübarek bir şehre, İstanbul'umuza çok ama çok sevdalıyız. İnsanıyla, değerleriyle, yaşam tarzıyla, tüm medeniyetleri, tüm dinleri bağrında huzurla yaşatan İstanbul'umuza şehremini olmak için yola çıkmak bizim için de onurdur, gururdur. İşte bu yüzden İstanbul'umuza hayallerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız. Yaklaşık 80 gündür projelerimizi, hayallerimizi anlatıyoruz. Biliyoruz ki ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Şimdi bu kardeşinizin, Murat Kurum'un da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki hiçbir annemiz, hiçbir evladımız deprem endişesi yaşamasın. Bütün yuvalarımız güvenli hale gelsin. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki trafik çile olmaktan çıksın. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerinin geleceğe umutla baktığı, kimsenin ama kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul. Kardeşlerim, ilk günden itibaren İstanbul'un bütün sokaklarında 31 Mart zaferimize inandınız. Ve bu omuzlara kutlu bir sorumluluğu yüklediniz. Bu öyle bir sorumluluk ki bizi daima bu sorumluluğun bilincinde göreceksiniz. Bizi arayanlar dün nasıl Adıyaman'ın, Maraş'ın, Gaziantep'in, Hatay'ın yollarında bulduysa yarın da bizi Bahçeli Evler'de, Pendik'te, Gazi Osman Paşa'da, Bayrampaşa'da, İstanbul'un 39 ilçesinde bulacaksınız. Allah razı olsun. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bizi arayan herkes, değerli kardeşlerim, İstanbul'u depremden korurken, milletimizin yuvalarını yaparken görecek. Bizi arayanlar bu şehirde ev sahibi olmayan tek bir kişi kalmasın diye sosyal konut yaparken görecek. Bizi arayan herkes
tıpkı şu son 5 yılda olduğu gibi 1 Nisan'dan sonra da günden güne projelerimizi, hayallerimizi gerçeğe dönüştürürken bulacak. İşte biz böyle bir anlayışla hareket ederken değerli kardeşlerim, bu iş bilmez Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi ne yapıyor? Hiçbir şey yapmadıkları gibi bir de bizim projelerimizi eleştiriyorlar. Yahu sen İstanbul'u kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken biz İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvamızı vatandaşlarımıza teslim ediyorduk. Sen kendi genel başkanını devirmek için gizli gizli toplantılar yaparken biz İstanbul'a 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Sen Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken gidip orada 80 ilde miting düzenlerken biz 11 ilimizde Asım felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyorduk. İşte bugün de tarihin ve milletin huzurunda söz veriyoruz. Biz İstanbul'umuzu asla ve asla kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Ama bu söz değerli kardeşlerim, onların verip de tutmadıkları, hatırlamadıkları sözlere benzemez. Bu söz eser adamlarının sözüdür. Bu söz sağlam adamların sözüdür. Bu söz Murat Kurum sözüdür. Bu söz 22 yıldır bu ülke için gece gündüz çalışan Recep Tayyip Erdoğan sözüdür. Kardeşlerim, bugün İstanbul'umuz ihmalkarlığın elinde huzursuz ve mutsuz. İşte şu geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul'umuz liyakatsizliğin kurbanı oldu. Beceriksizliğe mahkum edildi. Bu şehri depreme hazırlayacağız dediler. Bu süreçte tek bir çivi çakmadılar. İşte başkanım anlattı. Reklama algıya ayırdıkları parayı, bütçeyi depreme ayırmadılar. Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler. Tam bir çileye döndürdüler. Ve bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için balya balya paralarla İstanbul'un kaynaklarını çarçur ettiler. İstanbul'un kaynaklarını yetimin hakkıdır demeden kendi ikballeri için dağıttılar. Yetmedi, israfı bitirdik dediler, en büyük israfı yaptılar. İstanbullu hemşehrilerimizi, kadınlarımızı ötekileştirdiler. Kadınlarımıza karşı bile ev hanımı ve çalışan kadın ayrımcılığı yaptılar. Duydunuz değil mi? Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar. İşlerine son verdiler. Ama onlar ne yaparsa yapsın, onlar hangi anlayışla İstanbul'a bakarlarsa baksınlar, siz hiç endişe etmeyin. Biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları, reklama verdikleri paraları biz İstanbul'a bahçeli evlere harcayacağız. Ve İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğiz. Bu milleti unutanlara o kaybolan yılların hesabını inşallah 31 Mart'ta sandıkta hep beraber soracağız. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. İşte 31 Mart gelecek ve orada sandıkta inşallah hep beraber hesap kesilecek. Ben buradan güzel İstanbul'umuzun güzel insanlarına sesleniyorum. 31 Mart'ta gelin gerçek belediyecilikten yana olun. 31 Mart'ta gelin İstanbul'un geleceğinden yana olun. 31 Mart'ta gelin
sağlam İstanbul'dan yana olun ve 31 Mart'ta hep birlikte kazanacağımız, hep birlikte mutlu olacağımız, hep birlikte İstanbul'umuzu geleceğe hazırlayacağımız bir seçime gidiyoruz. Bu seçim İstanbul'un kader seçimidir. Bu seçim sadece İstanbul'u değil, Balkan coğrafyasını ilgilendiren seçimdir. O yüzden değerli kardeşlerim, o sandığa gittiğimizde kaderimizi oylayacağız. İstanbul'un geleceğini oylayacağız ve inşallah hep birlikte kazanacağımız, hep birlikte mutlu olacağımız bir bayramı tüm İstanbullularla birlikte yaşamak istiyoruz. Ve ben buradaki kardeşlerimize, buradaki dostlarımıza sormak istiyorum. 31 Mart'ta İstanbul'da, Bahçeli Evler'de yeniden İstanbul diyecek miyiz? 31 Mart'ta bu pazarlamacı belediye başkanını süresiz tatile gönderecek miyiz? 31 Mart'ta Bahçeli Evler'de Hakan Başkan'ı destekleyecek miyiz? 31 Mart'ta İstanbul'un her evinde, her sokağında İstanbul'un muradı diyecek miyiz? Allah sizlerden razı olsun. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim bizi Ramazan'a ulaştırdığı gibi Ramazan bayramına da ulaştırsın diyor. Yolunuz, bahtınız açık olsun diyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. İstanbul'un muradı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Murat Kurum'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli Sayın Başkanım. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle yol arkadaşıyız. Kamu serimizin kıymetli genel başkan yardımcısı. Yine kamu serimizin burada çok kıymetli genel başkanları buradalar. Beyoğlu'muz, çalışkan belediye başkanımız, Haydar Ali başkanımız. İnşallah 31 Mart'ta yeniden Beyoğlu'da çok güzel hizmetleri yapacak. Bizlerle birlikte omuz omuza çalışacak. Yine Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli MYK üyeleri. Burada AK Partimizin, Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli ilçe başkanları ve muhterem kardeşlerim, kıymetli hemşehrilerim, kamu serimizin kıymetli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yıl boyunca sabırsızlıkla beklediğimiz 11 ayın sultanı
mübarek Ramazan ayının ilk iki haftasını artık geride bıraktık. Bu vesileyle mübarek Ramazan'ınızın hepimiz için hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Aynı şekilde seçim sürecinde de artık kıymetli başkanımın da ifade ettiği gibi sona yaklaştık. Bir haftadan daha kısa sürede inşallah sandığa gideceğiz ve son bir haftayı ben inanıyorum ki dolu dolu yaşayacağız. İstanbul'da sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacak, gönül almaya devam edeceğiz. İşte pazar günü coşku dolu, heyecan dolu bir gün yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Cumhur İttifakımızla birlikte Atatürk Havalimanı'nda, Millet Bahçemizde yüz binlerce İstanbullu kardeşimizle buluştuk. Kucaklaştık. Bugün de işte kamu senimizin kıymetli üyeleriyle, değerli kardeşlerimizle yine bir aradayız. Allah birliğimizi, dirliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Ben sizlerin şahsında her bir kamu senli kardeşimi hasretle, muhabbetle buradan selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, Türkiye kamu sen, kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini koruyan, devletin milli çıkar ve menfaatlerini bir arada gözeten örnek bir kurumumuzdur. Türkiye kamu senimiz yalnızca ücret sendikalığı yapmakla kalmıyor ve aynı zamanda çalışanlarımızın bütün sıkıntılarıyla, bütün ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. Toplumsal meselelerde her zaman en önde, en ön safta yer alıyor. Çalışan, üreten, yol gösteren, hak eden ve hak ettiğini mutlaka alan bir sendikacılık anlayışıyla hizmet üretiyor. Ben kamu sene kararlı, sabırlı ve samimi bir şekilde sürdürdüğü mücadele için huzurlarınızda buradaki kıymetli başkanlarıma ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, biz de 22 yıldır kamu çalışanlarının hak arama mücadelesine hep destek veren tarafta olduk. Sadece hakların elde edilmesi noktasında değil, devletimizin ilerlediği tüm yollarda, en kritik süreçlerde, demeçlerde sendikalarımızın işte orada yerli ve milli duruşunu hep birlikte gösterdik. İnşallah 1 Nisan'dan sonra da bu duruşumuzu çok daha ilerilere hep birlikte taşıyacağız. Sendikalarımız belediyede de bizim bu kardeşinizin yol arkadaşı olacaklar. Birlikte istişare etmekte kalmayacak, icraatı da orada vatandaşlarımıza, aziz İstanbul'umuza vaat ettiğimiz projelerimizi de inşallah beraber uygulayacağımız paydaşlarımız olacak. Çalışanlarımızın, memurlarımızın haklarına, çalışma koşullarına dair tüm iyileştirmeleri de bir masada oturacağız. Sendikalarımızla, vatandaşlarımızla, orada çalışan işçi, emekçi kardeşlerimizle birlikte uygulayacağız. Memur ile belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıkları memur kardeşlerimize daima pozitif ayrımcılık yaparak birlikte çözeceğiz. Ve İstanbul'daki tüm kurumlarda çalışan memur kardeşlerimize yönelik sendikalarımızın düzenlendiği o özel eğitim programlarına inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak destek vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin ve sendikalarımızın gücünü yeniden sarsılmaz bir şekilde bir araya getireceğiz. Tek yürek olacağız, tek yumruk olacağız ve İstanbul'umuzun gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, çalışan memurlarımızın evlatları için 7 gün 24 saat hizmet veren kreşler yapacağız. Memurlarımıza özel. Orada memurlarımız evladını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne emanet edecek ve ülkesi için, milleti için arkası
gözü arkası kalmayacak şekilde çalışmasına, üretmesine devam edecek. İnşallah memurlara özel Kiptaş eliyle kooperatifler kuracak, sosyal konut projelerimizi memurlarımıza, işçilerimize, emekçi kardeşlerimize kazandıracağız. Değerli kardeşlerim, İstanbul bizim gözümüzün nuru. İstanbul Peygamber Efendimizin müjdesi ve İstanbul şanlı komutanların, ressamların, şairlerin, dava adamlarının hayallerini süsleyen şehir. Ve bu şehir bize emanet edilmiş bir şehir. Bu şehir için ne fedakarlıklar ne mücadeleler yapıldı. Bu şehir bize Sultan Fatih'in emanetidir. Ve işte o emanetten sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalıştığımız, çabaladığımız şehirdir. Bu şehir bize rahmetli Erbakan hocamızın emanetidir. Bu şehir bize Başbu Alparslan Türkeş'in emanetidir. Bu şehir bize şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetidir. Ve bu şehir bize 22 yıldır gecesini gündüzüne katan liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir. Ve biz bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız. Bu emaneti koruyarak, güzelleştirerek inşallah gelecek nesillere en güzel haliyle bırakacağız. İşte biz böylesi güzel bir İstanbul'a, hayallerimizin, hedeflerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollara çıktık. Biliyoruz ki ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Şimdi bu kardeşinizin de, Murat Kurum'un da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki hiçbir annemiz, hiçbir babamız, hiçbir kardeşimiz deprem endişesi yaşamasın. Burada deprem korkusuyla orada yaşamasın. İstanbul'umuzda bütün yuvalarımız güvenli hale gelsin istiyoruz. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki trafik artık çile olmaktan çıksın. Ve orada vatandaşımız nereye, ne zaman gideceğini bilsin istiyoruz. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerinin, memurunun, emeklisinin geleceğe umutla baktığı, kimsenin ama kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul. Değerli kardeşlerim, biz omuzlarımıza yüklenen bu sorumluluğun farkındayız. Bu omuzlar İstanbul'un bütün muhtaçlarına yükünü inşallah taşımaya hazırdır. Bu omuzlar İstanbul'un yükünü hafifletmek için 7 gün 24 saat ayakta durmaya hazırdır. Biz İstanbul'a, aziz İstanbullulara karşı sorumluluğumuzun her zaman bilincinde olacağız. Bizi her zaman ihtiyaç sahibi insanımızın çözüm bekleyen meselelerin yanında, tarafında bulacaksınız. Geçmişte nasıl ki milletimizin derdiyle dertlendiysek, bugün de yarın da yine milletimizin derdiyle dertlenecek ve onların derdine inşallah derman olacağız. Bizi arayanlar dün nasıl Adıyaman'ın, Maraş'ın, Gaziantep'in, Hatay'ın yollarında bulduysa, yarın bizi Beyoğlu'nda, Bahçeli Evler'de, Pendik'te, Gazi Osman Paşa'da, Bayrampaşa'da, İstanbul'un 39 ilçesinde, 964 mahallesinde çalışırken bulacaklar, üretirken bulacaklar. Bizi arayan herkes İstanbul'u depremden korurken, milletimizin yuvalarını inşa ederken görecekler. Bizi arayan herkes bu şehirde ev sahibi olmayan tek bir kişi kalmayacak anlayışıyla çalışırken bulacaklar. Bizi arayan herkes değerli kardeşlerim, işte şu son 5 yılda yaptığımız gibi afetlerde milletimizin yanına 2 saat sonra koşup, orada milletimizin derdiyle dertlenip, orada söz verip o sözü tutanlar tarafında görecek. Biz hiçbir zaman polemiklerin, iftiraların
dedikoduların tarafında olmayacağız. Hep üreten tarafta olacağız. Hayallerimizi unutmayacağız. Vaatlerimizi unutmayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbullulara harcayacağız. Bizi öyle balya balya paralarla görmeyeceksiniz. Bizi İstanbul için çalışırken, bizi İstanbul için üretirken göreceksiniz. İşte biz böyle bir anlayışla hareket ederken, değerli kardeşlerim, bunlar ne yapıyorlar? Hiçbir şey yapmadıkları gibi bizim projelerimizi eleştirmeye kalkıyorlar. Değerli arkadaşlar, onlar İstanbul'u kara kışa teslim ederken, orada büyükelçilerle yemek yerken, biz İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyorduk. Onlar kendi genel başkanlarını devirmek için Zoom toplantıları üzerinden gizli gizli toplantılar yaparken, biz İstanbul'a 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Onlar Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken, biz 11 ilimizde 3 ayda Cumhur İttifakımızla birlikte 180 bin konutun temelini atıyorduk. İşte bugün tarihin ve milletin huzurunda söz veriyoruz. Biz İstanbul'umuzu asla ve asla kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Biz söz verip sözünü unutanlardan olmayacağız. Bizim sözümüz onların verdiği söze benzemez. Bu söz eser adamlarının sözüdür. Bu söz sağlam adamların sözüdür. Bu söz Murat Kurum sözüdür. Murat Kurum sözü. İnşallah tüm kardeşlerimizle birlikte çok kutlu bir yola çıkıyoruz. 31 Mart'ta sandığa gideceğiz. Sandık günü hesap günüdür. Sandıkta bizi unutanlara hesap soracağız. Sandıkta İstanbul'un kaynağını çarçur edenlere hesap soracağız. Sandıkta İstanbul'un parasını israf edenlere orada sandıkta hesap soracağız. Ve hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda inşallah burada kamusenimizde kıymetli kardeşlerimle birlikte yol yürüyeceğiz. Birlikte kazanacağız, birlikte sevineceğiz ve aziz İstanbul'umuza inşallah birlikte bu hizmetlerimizi yapacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, misafirperverliği için kamuserimize, Beyoğlu Belediye Başkanımıza ve bu sofrayı paylaştığı için her bir kamusenli kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim bizi Ramazan'a ulaştırdığı gibi önce 31 Mart bayramına, ardından da Ramazan bayramına ulaştırsın diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. İstanbul'un hizmetkarı, sağlam adam, İstanbul'un muradı Sayın Murat Kurum'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımızı bir müddet göreve hazırız ve